Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala şu biz hayidir alem günü barçamızı mübarek eyyem olsun. Cuma dersleri ge akide mevzusunu tarlayalımız. Hususen siz bilen bizden hemşehrimiz Sirojiddin Oshiyning Badul Amali asarını asas kılıp oyalımız. Sirojiddin Oshiy bundan bir 800 yıl, 850 yıl avval mana şu siz bilen bizden şehrimizde yaşayan Maturidi akidesindeki en közge köringen ulamalardan bugün Maturidi akidesiye tekişli akidevi metinlerden tuttası sanalgen de Sirojiddin Oshiyning bana şu metni şulardan bittesi buladı. Fikhul Akbar, İmam-ı Tahavi'nin akidesi, İmam-ı Nesafi'nin akidesi, hem de Sirojiddin Oshiyning Badul Amalisi. İkinci baytını okutken dedik, devam etkizemiz. Bayt kuyuda geçiyordu. İlahul halki mevlana kadimun ve mavsufun bi afsafil kemali. Barcha mahlukatlarının ilahı egemiz kadimdir ve kamil sıfatlar bilen sıfatlengendir. Allah kadim bo'lgan zot ve hamma sıfatları kamil. Kamil sıfatlarının egesi bo'lgan zot. Nazmi bayonu. Egemiz kadimdir alam ilahi, benuksar kamildir uning sıfati. Mumur adamını Rabbisi bilan bo'ladigan adobları haqida suhbat qilgan edik. Biz o'tgan dersimizde to'rtta adobini o'qidik. Birinci navbatda mumur adam Rabbisi subhanahu va taologa nisbatan muhabbatli bo'lish kerak. Va bu muhabbat boshqa hamma muhabbatlarni ustida turish kerak. Qolgan hamma muhabbat Allohning muhabbatidan kelib chiqish kerak. Ya'ni biz nimani yaxshi ko'ramiz? Alloh nimani yaxshi ko'rsa. Biz nimani yomon ko'ramiz? Alloh nimani yomon ko'rsa. Mo'min odamda bir narsani yaxshi ko'rish yoki yomon ko'rishlik o'zini ixtiyoridagi narsa emas. Alloh yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'radi, yomon ko'rgan narsani yomon ko'radi. İkinci adabı zikir. Ya eyyuhallezine amanu zikurullaha zikran kethira. Ey iman keltirgenler, Allah'ını köp zikir kılıyorlar. Allah Teala'ya nisbeten buladırken ikinci adab, demek Allah Teala'ını köp zikir kılıçlik. Üçüncü adabı, Allah'ın hükümlerine raya kılıçlik. Kişi, Allah'a muhabbetim var, Allah'ı köp zikir kılaman deseyu, hayatta kılıyken işleri de Allah'ın hükümeti itaat bu midiyan bosa, bu adamı muhabbetiyem, zikiriyem, kuruq dava boladı halas. Törtüncü adabı, ikhlasli buluşlik. İkhlasli buluşlik, her bitti kılayken amel-i mumunni Allah'ın rızası üçün buluş gerek. Bana ettik, müşterek işler var, has işler var. Müşterek iş ne var? Mesela Allah Ta'ala bir işini menkigen, adamlarının kanunu da hem onasa menkilingen. Mesela uğurlik. Şeriat İslamiyede Allah Teala haram degen bunu. Adamların kanunu da hem bu Müslüman bulsun, kafir bulsun, adamlar özleri yazgan kanunlara da hem uğurlik men kılıngan, cezalanadı. Demek insan uğurlikden tohtayken payette ya Allah'dan korkup tohtayken buladı ya ki adamlar da kanunudan korkup tohtayken buladı. Bana şu müşterek amel deyiladı. Şimdi bunda iştirak varken, şeriyeli varken. Şunda iş var fakat yine şeriyette ona zaman kılınken. Mesela namahram ayolga tikilip karıştık. Namahram bugün begana ayolga tikilip karıştık, şeriyette haram kılınken. Lekin dünya kanunlarından bir antası da begana ayolga karıştıydı, cinayet de karanmıydı. Demek adamlardan korkuşluydu, adamlardan mülahazası, adamların endişesi yok. Közüyüzü namahram ayoldan tiyekkeniz de bu fakat Allah için buldu, halis buldu. Beşinci adabı, daima mumun kişi Rabbisi onu küze tutturgenini sıktırışlığı gerek. Bu ham Allah Ta'ala nisbeten buladı yani en muhim adablardan hesablanadı. Allah Ta'ala itaat estağil billah. Ve'alamu enne Allahe ya'lamu ma fi enfusikum fahzaruh. Ve bilin ki Allah Ta'ala içinizdekini elbette biladi. Bas ondan agah bulin. Adamlar bizi kılıyken işimizi zahirini köredi. Kalbimizdekini bilamaydı onlar. Allah Ta'ala içindekini seni bilip duradı. Hoşyar bugün deydi.
Sufyan-ı Savri aytadı ki, sen daima unga biror ish maxfi bo'lmaydigan zot kuzatib turganini his qilib turishing, va'dasiga xilof qilmaydigan zotdan umidvor bo'lib turishing, jazolashga qodir zotga isyon qilishdan saqlanishing lozim. Jabroil alayhissalom hadisiga murojaat qilsak, 3 ta narsani so'raydi. Islom nima, iymon nima, ihson nima? Islom bu 5 ta narsa. Iymon 7 ta narsaga ishonish. Ihson nima deganida antabudallohi ki annaka tarohu. Allah'ını körüp turganingdek ibodat qilishing. Endi Alloh taoloni ko'ra olmaysan, lekin Alloh seni ko'rib turadi deydi. Mu'min his qiladi. Hech kim ko'rmagan joyda ham gunohdan tiyila oladi. Bilingki, nima xato yo'l qo'yayotgan bo'lsak, qanday gunohga qadam bosayotgan bo'lsak, nima kamchilik bo'layotgan bo'lsa, bilingki, buni sababi bitta, ilmsizlik. Ilmsizlik. Ha bu Allohni qanday zot ekanligini tanimagan odam Allohdan qo'rqa olmaydi talab darajasida. Masalan, podvalga tushib turib aroqni ichaveradi. Kamera yo'q-da u yerda. Odamlar ko'rmaydi-da u yerda. Shuning uchun avvalambor Allohni tanish kerak, o'zini taniganidek. Mana ruhiy tarbiya darslarida o'tdik. Rasululloh aytdilar, "Man arafa nafsahu arafa robbahu." O'zini tanisa inson, keyin Robbisini taniydi. Robbisini tanigandan keyin kim biladi Robbisi bilan qanaqa muomala qilish kerakligini. Birinchi odobi nima bo'ldi? Allohga muhabbatli bo'lish. Ikkinchisi zikr, uchinchisi Allohning hukmlariga rioya qilish. To'rtinchisi ixlosli bo'lish. Beshinchisi Allohni kuzatib turganligini nima qilish? His qilish. Oltinchisi Allohdan qo'rqish. Bu ham eng muhim odoblardan biri. Allohdan taqvo qilish. Taqvo degani qo'rqish. Taqvo nima? Har bitta bosayotgan qadamingizni qarab bosish, har bitta gapirayotgan so'zingizni o'ylab gapirish va har bitta qilayotgan ishingizni oqibat haqida g'am qilishligingiz. Taqvo mana shunday bo'ladi. Agar inson Allohdan qo'rqmasa, taqvo qilmasa bu beodoblik hisoblanadi. Mana shu beodobligi Alloh taologa nisbatan isyon qilishga olib boradi. Alloh taolo aytadi: "Va xofuni in kuntum mu'minin." Agar sizlar mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, mendan qo'rqinglar deydi. Mendan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqish banda uchun eng muhim ishlardan bo'lganligi uchun olimlar, orif zotlar doim odamlarni taqvoga targ'ib qilib turishgan. Ana shu hikmatli so'zlardan ba'zilarini o'qib beraman. Abul Qosim Hakim aytadi, kim biror narsadan qo'rqsa, o'sha narsadan qochadi. Kim bir narsadan qo'rqsa, shundan uzoqroq tomonga, undan uzoq bo'lishga qochadi. Ammo kim Allohdan qo'rqsa, Allohga qarab qochadi. Fafirru ilalloh. Alloh tomonga qochinglar deydi. Ayg'ini ko'rdingiz, qochasiz undan uzoq bo'lish uchun. Qo'rqgan tarafdan qochiladi odatda boshqa tomonga. Ammo Allohdan qo'rqqan odam Allohdan qochmaydi. Allohga qarab qochadi. Bishrul xofi aytadi. Allohdan qo'rqish faqat taqvoli insonlarning qalbiga kelib joylashadigan mulkdir. Abu Hafs aytadi. Xavf qalbning chirog'idir. Qalbdagi yaxshi va yomon narsalar ushbu chiroq bilan ko'riladi. Qalbida qo'rquv bor odam xuddi qalbida chirog'i bor odamga o'xshaydi. Yahyo ibn Moz aytadi. Bechora odam bolasi agar do'zoxdan kambag'allikdan qo'rqanchalik qo'rqanida albatta jannatga kirgan bo'lardi. Biz kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqamiz. O'shuning uchun shuni chorasini qilamiz. Isrof qilmaylik, topgan pulimizni o'rniga sarflay deymiz. Kasal bo'lishdan qo'rqamiz. O'shuning uchun issiq kiyinamiz. Qishda salqintoyga kiramiz, yozda kasal bo'lib qolishdan qo'rqib nimadir qilamiz. Agar inson do'zoxdan ham qo'rqganda edi, kambag'al bo'lishdan qo'rqqandek jannatga kirgan bo'lardi. Allohdan qo'rqish gunohdan to'sib turadi insonni, toat ibodatga chaqirib turadi, qalbi doim Allohni eslab turadi. Qalbida Allohdan bo'lgan qo'rquv bor odam boshqa qo'rquv qolmaydi qalbida. Kim aytgani bo'ladi? Fattaqulloha yuallimukumulloh. Taqvo qilinglar, mendan qo'rqinglar deyapti Alloh. Men o'zim o'rgataman hamma yo'qda. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan qo'rqsa,
mahrajını beradi. Yani her qanday muammodan çıkıp geçiş yolunu beradi. Fakat Allah'tan rosa kamiga qo'rqsin. Fakat odamlar ko'rib turganda, odamlar ichida bo'lganda emas taqvosi, uyda bo'lganda ham. Birinchi odob muhabbatli bo'lish. İkinci odob zikrni ko'p qilish. Üçüncü odob hukmlarda doim bo'lish. To'rtinchi odob ixlos. Beshinchi odob Allohni kuzatib turganini bilishlik. Oltinchi odob Allohdan qo'rqish. Yettinchi odob Allohdan hayo qilish. Eng muhim odoblardan yana bittasi Allohdan hayo qilish. Agar Alloh ko'rib turishini shunday ko'rganimizda qaysi ishlardan to'xtagan bo'lardik? Juda ko'p ishlarimizdan. Mashina o'tib ketayotib qarab qo'ydingiz. Hiç kim görmedi. Eğer Allah körüp duruşunu hıskısız üyeleşiz gerek. Allah da Allah hem manasını körüp duradı, hem manasından haber durup duradı. Mana şu nasıl ki imanı kamil insan Allah'dan hayal kılıçlığı gerek. Allah'dan hayal kılıç kanı kabul adı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özleri üretkenler. Bizde hayal da yani yerge kırıp dursayla, spa bulup dursayla hayal. Hop hayal mı? Hayo, har birimiz o'zimizcha tasavvurimiz bor. Hammamiz o'zimizni hayoli deb bilamiz. Biz o'rganib qolgan, urf bo'lib qolgan hayoda qarasak, hammamiz hayolikka o'xshaymiz. Mana payg'ambarimiz nima deganlar. An Abdullah ibn Mas'udin qala, qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam istahyu minallohi haqqal haya. Payg'ambarimiz aytdilar, Allohdan chinakamiga hayo qilinglar. Qulna ya Rasulullah İnna lanastahi velhamdülillah. Ya Resulullah dedi sahabalar. Biz elhamdülillah Allah'dan hayal kılamız dedi. Kale leysa deke. Velakinnel sihiye minallahi hakkul haya. Yok. Sılar etteyken hayamaz. Allah'tan çinekemeki hayal kılıçlik. En takfaza rase ve ma va'a. Ve en takfaza el batne ve ma heva. Ve tetezekkere el mavte vel bila. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَا İmam Tirmizi rivayet. Peygamberimiz ettiler. Sen abdurilar. Allah'tan hakiki haya kılış, başını ve ondaki nasalarını saklaş bilen, karını ve ondaki nasalarını asraşıngiz bilen, ölümünü ve çirip keçişini istevirişiniz bilen buladı. Kim ahiretini haklasa, dünya ziynetini terk kıladı, kim ki üç bularını kılsa, öşe kişi Allah'tan hayal kılgen buladı dediler. Başını ve onge kegen nasanı, karını ve onge çoğalgen nasanı, ihtiyat kılış ve ölümde islep teriyeli körüşlik. Mana şu hakiki hayal dediler. Kellezge kegen birinci fikirde devam etkizip kötü olmuyorsunuz. Şeytan çırali padaçanı verip koyadı, yuyağını özlep yetersiniz. Allahu billahi mineş şeytan racim tohtaç gerek. Karınız nimada da halami deyişliğinden. Başını ve ondaki azalarını tiyiş, közünü, kulağını, tilini, kalbini, günah nasalarını kas kılıçtan tiyiş, haram avukatlarını yiyişten ihtiyat buluş. Bana şu sıfatlar kimde topulsa, şu adam hakiki Allah'tan hayal kıyan buladı. Bana şu aytilgen hadis-i şerifinin manalarını, alimler adli sadda yolu bile düşündürüp koyuşken. Şundan bittesi. Bir kişi İbrahim Adaham'la aldıya gelip, ey Abu İshak, nefsim günah masiyatlarına batıp gitti. Şu günahtan tiyilişliğim için sizde bir narsa var mı? Sizde bir narsa var mı? Berin dedi. İbrahim aydı. Aydı diyen nasihatlarımı eşitip, raya kısın, kabul kısın, günahlardan asan tiyilesen dedi. Aydın dedi. Beş de kısılat ne kısılatı İbrahim Adaham. Birincisi, Allah da Allah'a isyan kumakçı bulsun, Allah beri rızkını yeme dedi. Hele bir kişi ondan ne mani yemen dedi. Hemen ise Allah'ın beri rızkı yok dedi. İbrahim'e de hemen etti. Ona bu sefer dedi, hani kılıp günah kılasın. Allah'ın beri rızkını yiyip durup, yine Allah'ın isyan kıyanı üyelmiysen mi dedi. İkincisi, Allah da Allah'ın isyan kılmakçı bulsun, Allah'ın yaratıp koyan yeri de durma dedi. Hali adam aytdi, bu birinchisidan ham qiyin u. Mag'rib ham, mashriq ham Allohniki bo'lsa, Allohning yeridan boshqa qayerga borib turaman, dedi. İbrahim aytdi, ey inson, uni bergan rizqini yesang,
onu yaratıp bo'lgan yerida turgan bo'lsang, qanday qilib gunoh qilishga jur'at qilasan? Qanday gunohni o'zing yeb bilasan dedi. Hali odam yo'q, yeb ko'rmayman o'zimga. Uchinchisini ayting dedi. Allohga isyon qilmoqchi bo'lsang, u seni ko'rmaydigan bir joyni topganda o'sha yerga borib qiling dedi. Hali odam, "Ey Ibrohim, nima deganingiz bu? Alloh taolo hamma sirdan xabardor bo'lsa, qalbdan kechayotgan narsani bilib tursa, biror narsa Allohdan maxfiy bo'lmasa, qanday qilaman bu ishni?" degan edi. "Ey odam bolasi," dedi. "Allohning bergan rizqini yesang, Allohni yaratgan yerida tursang, Alloh hamma narsani bilib ko'rib turganidan xabardor bo'lsang, qanday jur'at qilasan gunoh qilgani?" dedi. To'rtinchisi, agar o'lim farishtasi oldinga kelsa, aytkinki, "Meni jonimni olmay tur, tavba qilib olay, menga ozgina muhlat ber," degin. Haligi savol so'ragan, "Ha, gapimga quloq solmaydi-yu," dedi. Ibrohim ham aytdi, "Agar tavba qilib olishing uchun o'limni o'zingdan nari qilib tura olmasang, joningni olgan kelgan paytda orqaga surish imkoniyating bo'lmasa, qanday qilib najotdan umid qilasan?" dedi. Nima-nimani aytdi? "Alloh bergan rizqini yema, Allohning yerida turma, ko'rmaydigan joyga bor, ajal kelganda narax turib turdi." Beshinchisi, qiyomat kuni zaboniyalar, ya'ni do'zaxda do'zaxilarga azob beradigan farishtalar seni do'zaxga olib ketishga kelsa, ular bilan birga bormay qo'yar dedi. Hali kishi, "Ular bunga qarab o'tirmaydi-yu," dedi. "Unday bo'lsa, najot topishdan qanday umidvor bo'lyapsan?" dedi. Ibrohim, yetadi dedi. Biz gunohdan tiyilmoqchi bo'lsak, mana shu 5 ta narsani eslaylik. Alloh bergan rizqni yeb turib, Alloh yaratgan joyda turib, hamma narsani bilishini bilib turib, o'limda o'zimizdan nari qila olmasligimizni bilib turib, farishtalarga gapimiz o'tmasligini bilib turib, gunoh qilishlikka inson jur'at qilishi aqldan bo'ladimi? Allohga bo'lgan muhim odoblar, birinchisi, muhabbatli bo'lish, ko'p zikr qilish, hukmlarga rioya qilish, ixlosli bo'lish, Allohni kuzatib turishini his qilish, Allohdan qo'rqish, Allohdan hayo qilish. 8-inchisi, Allohdan taqvo qilish. Taqvo, birodarlar, bu dinimizdan ko'zlangan asosiy narsa. Tijorat qilayotganda taqvo bo'lish kerak. Mashina minayotganda taqvo bo'lish kerak. Oila bilan o'tirganda taqvo bo'lish kerak. Ko'chada yurganda, turganda har bitta ishda taqvo bo'lish kerak. Taqvo bu Allohdan qo'rqishlik. Allohdan qo'rqishlik. Abu Abdulloh Ruzboriy aytadi, "Taqvo seni Allohdan uzoqlashtiradigan narsadan o'zingni olib qochishingdir." Ibn Atoat aytadi, "Taqvoning tashqi va ichki tarafi bor. Tashqi tarafi shariat hukmlariga rioya qilish, ichki tarafi esa ixlos va niyat." Taqvoni birodarlar juda ham foydalari ko'p. Alloh taolo taqvodor odam bilan birga bo'ladi. Astagfirullah. Innalloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun. Alloh kim bilan birga bo'ladi? Taqvodorlar bilan birga bo'ladi. Alloh kim bilan birga bo'ladi? Muhsinlar bilan. Chiroyli amal qiladiganlar bilan. Endi Alloh siz bilan birga bo'lsa, siz nimani yo'qotdingiz? Alloh siz bilan birga bo'lsa, Alloh o'zi qo'llasa, boshqa birovni qo'llashini keragi yo'q. Chunki butun mahluqotni sizni xizmatingizga solib qo'yadi. Agar Alloh sizni qo'llaydigan bo'lsa. Ammo Alloh tashab qo'ysa sizni o'z holingizga, tupurgiz o'ldiradi sizni. Tupurgiz o'ldiradi. Tomoqni yutayotgan joyda tiqilib qoladi, bo'ldi, ketdingiz. Pulingiz ham foyda bermaydi, diplomingiz ham, mansabingiz ham, unvoningiz ham. Alloh taolo aytadi, astagfirullah. Va in tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Agar sizlar sabr qilsanglar va taqvo qilsanglar, ularning makri sizga hech zarar qilmas. Innahuma yattaqi va yasbir fa innalloha la yudiyu ajral muhsinin, deydi Yusuf alayhissalomning qissasini oxirida. Qur'onda 25 ta payg'ambarning ismi zikr qilingan bo'lsa, ularning hayoti Qur'onda hikoyalari keltirilgan. Masalan, Musa alayhissalomning qissasi 25 ta suraga bo'lingan. 73 o'ringa bo'linib ketgan. 25 ta surada 73 o'ringa. Faqatgina Yusuf alayhissalomning qissasi bir boshlanadi, bir tugaydi. Uzilishi yo'q o'rtada.
ajib qissa. Yusuf alayhissalomning qissasi inson tushkunlikka kirib, siqilib, hayotda bir umidi so'nib, mana shunday bir pashaga chiqib qolganida Yusuf alayhissalom qissasini bir o'qisa yangilanish bo'lib qoladi. Mana shu qissa ey otajon, men 11 ta yulduzni, oyni va quyoshni menga sajda qilayotganligini ko'rdim deb boshlanadi va oxirida biz aytgan oyat bilan tugaydi. Innahuma yattaqi va yasbir fa innalloha la yudiyu ajral muhsinin. Yusuf alayhissalom quduqqa tashlashdi, qul bo'lib sotilib ketdi, tuhmatga qolib qamoqda o'tirdi. Ana shu mamlakatni, Misrni vaziri bo'ldi, zo'r bo'ldi hayoti. Oxirida aytayapti. Otalar keldi sahrodan Misrga. Otasi, onasi va 11 ta aka-ukalar unga egilishdi, tushini ta'biri ro'yobga chiqdi. Qissaning oxirida Alloh aytadi: "Albatta kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh muhsin bandalarini ajrini zoya qilmaydi" deydi. Taqvo qiling, sabr qiling, sizning mukofotingiz yo'q bo'lib ketmaydi. Siz taqvo qilasiz, 1 yil, 2 yil, sabr qilasiz, 3 yil, 4 yil. Keyin nima bo'ladi? Siz kutgan narsani bera olmasa yoki ko'pam tezroq kelmayotgan bo'lsa hali narsa. Nima qilasiz? Nima qilasiz? Shoshib ketasizda, jazobaga tushasizda, norozi bo'lasizda, shuncha sabr qildim, shuncha taqvo qildim, shuncha duo qildim, ijobat qilmadi deb shoshib ketasiz. Yustajabul ahadikum ma lam yastajil degan Rasululloh. Shoshirmasanglarla duoinglar ijobat bo'ladi. Sizlarda bitta yerlarda duoinglar ijobat bo'ladi, shoshilmasa bo'ldi. Qana qilib shoshiladi yo Rasululloh desa, bir banda aytadi, "Robbimga duo qildim, duo qildim, sabr taqvo qilgandan keyin Alloh bermadi" deydi. Mana endi bermaydi. Tushunarlimi? Siz uchun 5 yil uzoq vaqt, biz uchun 30 yil uzoq vaqt, Alloh uchun hech narsa emas. Umringiz oxiriga olib qo'ygan edi shu narsani. Yo'q, siz nima qildingiz? Shoshib ketdingiz. Sabr qilmadingiz oxirigacha. Sabr qilingda. Hozirgi yoshlar ayniqsa besabr, hamma narsa bo'lish kerak va birdaniga bo'lish kerak. Unaqa bo'lmaydi, ukalar, unaqa bo'lmaydi. Sizlarning ko'zingizda katta biznesmen, katta pul topyapti. Palonchi bir sportsmen katta chempion bo'ldi. Palonchi odam katta obro'ga ega bo'ldi. Birdaniga bo'lmagan. Yusuf alayhissalom qissasi 22 yildan keyin sajda qildi otasi, onasi va 11 ta ukasi. 22 yil payg'ambarga 22 yil kerak bo'ldi shu maqomga yetish uchun. Yo biz shoshib ketamizda. Agar inson taqvo qilsa, taqvo qilsa, Alloh taolo unga haq bilan botilni ajratishlik qobiliyatini berib qo'yadi. Allohdan qo'rqqan odam ko'zi ochiq bo'lib qoladi. Ishlarning oqibatini ko'radigan bo'lib qoladi. Biz mana bu ruhiy tarbiya darslarida o'tdik. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqonan. Ey iymon keltirganlar, taqvo qilsanglar Alloh sizlarga furqonni beradi. Furqon nima? Furqon degani bo'luvchi, ajratuvchi. Ulamolar mana shu furqonni aytadi nimaligini. Taqvo qilinglar. Men furqonni beraman dedi. Furqon nima? Furqon nur. Agar shu furqonni bersa Alloh sizga, oqni oq, qorani qora ekanligini ko'rasiz. Endi taqvoingiz bo'lmasa furqoningiz bo'lmaydi, furqoningiz bo'lmasa yorug'ligingiz bo'lmaydi, ko'z ko'r bo'ladi. Furqon ma'rifat. Riboga pul olgandan xor bo'lishini o'qidingiz Qur'onda. Olib boyursin, lekin bilasiz, oxiri chataq bo'ladi buni. Sizda ma'rifat bor. Keyingisi basirot. Boshqalar idrok qilmagan narsani, boshqalar ko'rmagan narsani ko'radigan bo'lib qolasizlar. To'rtinchisi ilhom. Ilhom nima? O'sha muammo kelib turgan paytda hech kim yechim topolmayotganda shu yechimni ilhomini Alloh taolo berib qo'yadi sizga. Sizdan chiqadi shu fikr. To'g'ri fikr bo'ldi. Shuni kim berdi? Oxirgisi hikmat. Hikmat nima? Kerakli ishni chiroyli suratda vaqtida bajarish. Yoshlikda katta hikmat nima? Ilm o'qish, hunar o'rganish bo'lmasa. Furqon bo'lsa qo'lingizda, Alloh taolodan taqvo qiluvdingiz, rosa kamaga Alloh furqonni berdi. Shu elakka hisob turaman, nima-nimda elasiz, kerak emas oshcha narsalar shunday tushib ketadi-da, yirigi qoladi. Likopni ustiga solib qo'yasiz. Pistani, mayizni, yong'oqni, nonni, hamma narsani soldingiz. Xullas, yirik elak. Bunday qilganingizda yirigi qoladi. Hayotdagi g'amlar ham xuddi shu likopdagi narsaga o'xshaydi.
ulik yaptı tayyip bütünlüğü için hamasını üşap duruptu, hamas kereydir. Eğer eleyi bu yanı da sizde. Mende eylesiz, dolur narka açıptı, sıkılmazdıyız. Allah bir oda şimdi kurs düştü de. Nahna başıp yeterken de Allah peşenemiz gözken de sıkıyımız iyimiz de. Demek Furkan bu takva dolarlarca Allah Azze ve Celle hak bulan batınını, hidayet bulan zalalat ortasını acilat adıken nürdü verip koyarken. Kimge? Takva dolarlarca. Adabladı saniyemiz. Allah'a muhabbetli buluş. Zikirde buluş. Hükümler yeri ayak iliş. İhlaslı buluş. Allah körüp durup da buluş. Korkuş. Haya, takva. Dokuzuncusu Allah'a tevekkül kılış. Tevekkül kılış ne mi? Tevekkül kılış, insan özü yetmekçi bugün maksatka onu alıp boradigan sebeplerini zor kılıp kıladı. Kıbıp durup endi bir yaka Allah'tan de hatırcan duradı. Bana şu tevekkül. Adamlar var. Fakat tevekkül kılıştı biladı. Bunlar Allah'a nispeten bir adablı kılıyken adamlar. Sebep tıkımıydı. Fakat tevekkeldi uğradı. Hiç ne sıkımıydı. Tevekkel Allah'a gidip otur uğradı. Bu bir adablı kılıyordu. Şimdi şimdi adamlar var. Sebepti zor kıladı. Lekin Allah'a tevekkül kılmıyordu. Fakat sebebi kesiyordu. Bunlar şirk keltiriyordu. Hudaya tevekkül kılgen el ne talkanını ve ne kalkanının gamını yer. Tevekkül kıldı da yenmedi yani. Bu dedi ekip koydu, darın çarçı koydu, yerde haydap koydu. Bir ağa parvadigar özünden deydi. Kalkan da yani Allah himaya koyup oturur muydu? Himaya için hemen sebep tıkıladı. Kim yok Allah'dan deydi. Ve men yetevekkül alallahi fehuve hasbuhu. Kim Allah'a tevekkül kısa, bas onun hesabı Allah'ın koyup oladı. Tevekkül kıldınız mı? Gam kımayın, korkmayın. Yahya ibn Muaz'dan kişi kaçan tevekkül kılıcı buladı soruştu. O cevap verdi. Kaçan Allah'ın el-vekil ekeneğe razı olsa. Yani hemme nasıl Allah'ın kolu da degen etkat kalbı da müstahkem olsa tevekkülçi oladı. Bir şey hafiye etedi. Bazılar Allah'a tevekkül kıldım deyip durup Allah'a nispeten yalan yapıradı. Eğer o Allah'a tevekkül kılgeni de elbette Rabbisinin onge kılgen narsası razı bugen bularıdı. Gördünüz mü? Hama şaraitde kıldıyız. Allah'a tevekkül kıldıyız. Şimdi üçünden kim? Siz etken iş bulmadı. Siz etken iş bulmaya kaldı. Şimdi razı bulsayız demek tevekkül çiyken siz. Şimdi çünkü sana kısaman bulmadı bari bir diyapsın mı? Çünkü sebebini kısaman netice bulmadı mı etken de kıdediniz mi? Demek siz tevekkülçü mesekensiz. Tevekkülçü adam iş bitkenden kendime kıladı. Razı buladı. Kim Allah'a tevekkül kılsa bas unge o zatın özü kifaya kıladı. Sofallar babamız etken edik. Kıdırgan birle rızkın katıra taşmaz. Keter kadrin kaderden hergiz aşmaz. Vay bu adamlar çi avliya adamlar bu yanda. Şer kılıp şunturup koyaptı. Şunca yapırken yapımızı. Geçtiler de. Kıdırgan birle rızkın katıra taşmaz. Keter kadrin kaderden hergiz aşmaz. Canini cabbarıya bir. Ottan çok kavur. Men kılaman 30. Hudayım kıladı. 9. Znaçı 9 idiyken de. Lekin sen 30 kılıçlik ki hareket kılı orasan. Seni işin maşı. Ama 30 kıyanından ki Allah 9 kıp koydu mu? Endi razı bol. Mana şunda tavakkülçü olasan. İbn Ataullah Samarqandi mana şu mavzuga nuqta qo'yib beradi bizga. U kishining aytgan sözü mana şu mavzumuzga nuqta desek bo'ladi. Savobihul ihmam la tuhriqu asvarul aqdar. Peshqadam g'ayratlar qadar to'siqlarni buza olmaydi. Peshqadam g'ayratlar, xatti-harakatlar, jiddijoh mehnatlar kadarını tosup koyan devalarını akla bütamiydi ya buzu bütamiydi. Onuncusu Allah için yaş görüş gerek, Allah için yaman görüş gerek. Elbette biz kimlerdedir yaş göremiz, kimlerdedir yaman göremiz, nimelerindedir yaş göremiz ve nimelerindedir yaman göremiz. Şimdi o yaş görüşümüz ve yaman görüşümüz
özümüzü şahsiyetimizden kep çıkıp durup belgilenedi. Palancını yaman körasız. Nima uchun? Sizga bir marta grup yitib qo'ygan. Palancını yaman körasız. Nimaga? Bir marta nonushtaga aytganingizda nima qilmay qo'ygan? Bormay qo'ygan. Sizni shaxsiyatingizga tekkani uchun yaman körasız. Yoki aksincha, palancını yaxshi körasız. Nima uchun? Bir paytlar sizga nima qilgandi? Yaxshilik qilgan edi. Yoki bo'lsam qandaydir sizni tijoratingizga, sizni bir yurgizayotgan siyosatingizga uni foydasi bor. Lekin musulmon odam bu narsalarga qaramaydi. Buroni yaxshi ko'radigan bo'lsa Alloh uchun yaxshi ko'radi. Buroni yomon ko'radigan bo'lsa Alloh uchun yomon ko'radi. O'sha yomon ko'rayotgan odamini shaxsiyatini yomon ko'rmaslik kerak. Qilayotgan ishini yomon ko'rish kerak. Masalan, o'g'irlik qilayotgan o'g'rini ko'rganda o'zini yomon ko'rmaymiz biz musulmon sifatida. Biz qilayotgan ishini yomon ko'ramiz. Endi shu o'g'riligini tashadimi? Sizda unga nisbatan nafrat qolmaslik kerak. Agar o'g'riligini tashagandan keyin ham yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, demak Alloh uchun yomon ko'rmayotdingiz buni. Hasan Basri rahimahulloh Basra ko'chalarida ketar ekan, odamlar bir odamni o'rtaga olib, rosa tepkilashyapti. Ey tepkilar buni deb himoyasiga o'tib qoldi. Aytishdiki, siz yomon ko'rmaysizmi buni? Axir bu o'g'ri-ku, deyishdi. Shunda Hasan Basri, men buni o'zini yomon ko'rmayman. O'g'riligini yomon ko'raman dedi. So'ngra aytdiki, agar shu odam suvga tushib, cho'kib ketayotganini ko'rsanglar, qutqarishga harakat qilarmidinglar? Ha, deyishdi. Bu ham mana shu gunoh degan suvga cho'kib ketyapti ekan, uni qutqaringlar dedi. Mana endi bir shu elaydi, kallalarga soptirib bir elaylar, kallalardagi narsani kimni yomon ko'ryapsiz? Nima uchun yomon ko'ryapsiz? Va kimni yaxshi ko'ryapsiz? Nima uchun yaxshi ko'ryapsiz? Uyalib qolamiz ama. Agar rostmana insob bilan elasak, juda ko'p biz yomon ko'rgan odamlar shaxsiyati uchun yomon ko'rayotgan bo'lamiz. O'zimizni yayimizga to'g'ri kelmaganligi uchun yomon ko'rayotgan bo'lamiz. To'g'rimi? Mo odam haqida nima deysan? Yomon odam. Nimaga? Menga yomon deyishgan. Voy. Senga yomon deb qolsa, bir marta gaplashdingmi? Bir marta safarga chiqdingmi? Pul muomala qildingmi? Qo'shinchilik qildingmi? Sen tanimagan odamni qanday yomon ko'rasan? Kimidir gapi uchun yomon ko'ryapsan. An Abi Umama an Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam annahu qol: "Man ahabba lillahi va abghada lillahi va a'ta lillahi va mana'a lillahi faqat istakmala al-iymon." Abu Davud rivoyat. Kimki deyaptilar Rasululloh, Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun bersa, Alloh uchun rad qilsa, albatta iymonini komil qilibdi. Berayotgan bo'lsangiz Alloh uchun bering. Berdingiz, oldi. Keyin sizga hurmatni siz xohlaganda ko'rsatmadi. Achchig'ingiz kelyaptimi? Demak Alloh uchun bermaysiz. Sizni qilgan yaxshiligingizni qadrlamadimi qavm? Endi to'xtatib qo'ydingizmi shu yaxshiligingizni? Demak chunki kim uchun qilmayapsiz? Alloh uchun qilmayapsiz. Endi sizni to'riga o'ting desa, birinchi safga chaqirsa, doim atiza aytib o'shuning uchun muxlis banda xayrli ishni qilib qo'yadi, imkon boricha birovga ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Indamay ketaveradi. O'shuning uchun kimni yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, qarang, nima uchun yomon ko'ryapsiz? Allohni yaxshi ko'rish, payg'ambarlarni yaxshi ko'rish, solih bandalarni yaxshi ko'rish mana shu bari iymonni taqozosi bo'ladi. Alloh bilan bo'ladigan odobni 11-chi ko'rinishi qazo va qadarga rozi bo'lish. Mo'minni Robbisiga nisbatan tutish kerak bo'lgan odoblarning eng muhimlaridan qazo va qadarga rozi bo'lishingiz. Mana Allohga tavakkul deysiz. Dehqonchilikni qildingiz, dorini vaqtida qo'ydingiz, dori bu dedi vaqtida chashdingiz, suvni qo'ydingiz, keyin Allohga tavakkal dedingiz. Musulmon odam ishi shu. Sababini qiladi, natijani Allohga tashlaydi. Endi haqiqiy tavakkulchi ekanligingizni belgisi nima desa, shu tavakkul qilganingizdan keyin qanaqa natija bo'lsa ham rozimisiz? Demak, haqiqiy tavakkulchisiz. Sababni qildingiz, tavakkalni qildingiz, natija sizga yoqmaydigan bo'ldi. Jazavaga tushyapsizmi? Demak, siz tavakkulchi emassiz. Musulmon odamning iymoni qachon komil bo'ladi? Unga kelgan narsa taqdirda kelishi yozilgan edi. Unga kelmagan narsa taqdirda unga kelishi yozilmagan edi. Taqdirda aytgani bo'ldi, tamom, dedimi? Shu odamning iymoni komil bo'ladi.
Agar o'sha paytda gugurt olib qo'yganimda bor pulimga. Gugurt necha pul edi? 1 tiyin edi. O'sha paytda agar tuz olib qo'yganimda shuning uchun musulmon odam bo'lib o'tgan ishga agar degan so'z bilan kirishmaydi. Musulmon odam bo'lib o'tgan ishga qaddarolloh deydi. Alloh shuni taqdir qilgan ekan, shu narsa bo'ldi deydi-da, qalbi tamomiy nima bo'ladi? Rozi bo'ladi. Ruhoniyat darslarida aytib o'tdik, ikkita narsa bor. İkkita narsa bor birodarlar. Insonni u mu'min bo'lsin, kofir bo'lsin farqi yo'q. Insonning hayotini jahannamga aylantirib yuboradi. O'tmishiga pushaymon, kelajagidan xavotir. Inson o'tib ketgan ishlarni eslab, pushaymon, afsus, nadomat chekaverar ekan, bugungi kuni rasvo bo'ladi. Inson kelajakda nima bo'lishini o'ylab, kelajak haqida xavotir qilib, siqilib bo'g'ilyapti, bugungi kuni rasvo bo'ladi. Mo'min nima deydi? Bo'lib o'tgan ish bo'lib o'tdi. Alloh xohlagan ekan bo'ldi, ketdi. Endi kelajakdan nimaga xavotir olmaydi desa, kim aytgani bo'ladi? Onasini qornida inson bolasi o'rnashdi. Nutfa ko'rinishida. 120 kunga to'lgan kuni rizqi ajali yozilgan. Kimga uylanadi, necha pul topadi, qayerda yashaydi, qachon o'ladi? Shunga iymon keltirgan odam Alloh aytgani bo'ldi deb ketaveradi. Ammo hech narsa qilmasdan o'tira olmaydi. Sababini qiladi. An Suhaybin qala, qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khayrun. Mo'minni ishi ajablanarli, dedilar Rasululloh. Mo'minni ishiga ajablanaman. Albatta uning ishini hammasi u uchun xayrli. Wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Va bu narsa faqat mo'minga berilgan. In asobatu sarra shakara. Agar yaxshilik yetsa, shukr keltiradi. Shukr keltirsa, Alloh rozi bo'ladi. Shukr keltirsa, Alloh nima qilib beradi bu ne'matini? Ko'paytirib beradi. Va in asobatu sarra sabara fakana hayronla. Agar musibat yetsa, sabr qiladi, bu ham u uchun foyda. Musulmonga yaxshilik kelsa ham, yomonlik kelsa ham musulmonga foyda. Birinchi holatda shukr keltiradi, ikkinchi holatda sabr qiladi. İkala halatda ya mu'min, agar kamil mu'min buladiyan bosa, yutuqda kala uğradı. Ve bu kimge verilgen fakat? Mu'minge verilgen. Bana şu üçüncü bilen mu'min kişi yaşarken, dünyada saadatli buluşu, ahirette Allah'ın rızası geliştiği, şaş şubhasız bu kaladı. Fakat şu etikadına yaşayışlığı kereye buladı. Bana şimdi bir acayip muvaffakiyet geliştiği için, kişi fakat mu'min buluşu ve imanlı takazasına göre hayat geçiriş gereği buladı. Şunun için bazı ulamalar bana şu hadisini tariflab, bu hadis deyişadı. İslam'ın yarmı, ya ki İslam'ın bütünlüğü özü deyişadı. Ve bu gibi mübalağamaz bu adamlar. Demek adabla sana koyamız. Mu'min adam Allah Teala'ya nisbeten adabları muhabbetli buladı, zikirde köp kıladı, Allah'ın hükümüne riayet qiladi, ixlosli bo'ladi, ko'rib turganini his qiladi, Allohdan qo'rqadi, hayo qiladi, taqvo qiladi.